Merhabalar, seni bir videodan sevmekler. Bugün sizlerle birlikte Apex Legends mobil oynuyoruz ve görmüş olduğunuz üzere lobideyiz. Arkadaşlar ne haber, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte şampiyon tanıtımı, şampiyon rehberinin 3. bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. 3. bölümde bizlere eşlik edecek olan şampiyonumuz Bloodhound. Lobide şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere bu şampiyonla birlikte oynayacağız. Şampiyonun detaylarını gameplay'e dereceli maça girdiğimizde göreceksiniz arkadaşlar. Hangi alanlarda, hangi pozisyonlarda nasıl kullanmalıyız, bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce dostlarım, aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zili açıp onu tüm yapmayı unutmayın. Daha fazla Apex Legends Mobile videolar için bunları yapmanız yeterli. Her neyse, dereceli maça geçelim ve bu karakterin, bu şampiyonun bizlere sunduklarını görelim. Şöyle abi hızlıca Bloodhound'ı seçelim. Bu arada dostlarım, başka hangi şampiyonları çekmemi istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlarınızı okuyup cevap vermeye, kalp atmaya çalışıyorum. O yüzden aklınızdan, gönlünüzden ne geçiyorsa çekinmeden yazın abi. Hadi bakalım, deme takalım. Başlıyoruz arkadaşlar, hazır mısınız? Dereceli artık gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Çok sağlam rakipler geliyor. Şimdi nereden geçiyor abi? Bak buradan... Başkentte ayrıştırma fabrikası yapılabilir ama başkent daha mantıklı. En azından fazla kill alırız ve maçın tadını çıkarmış oluruz. Reislere atlıyorum. Başkente in bak, gözünü seveyim. Demiryolu istasyonuna sakın inmiyorsun. Eyvallah. Canını yerim senin. Normalde ayrılıp atlayacaktım ama birlikte olursak daha rahat anlatırım. Çünkü arkadaşlar dereceli ve Apex Legends Mobile kesinlikle One Man Squad oynanacak bir oyun değil. Yani tek başınıza oynamak gerçekten çok zor. Şimdi abi hızlıca şu bombaları al abi. Oo. Katta bir şey var mı abi? Hızlıca şöyle lootlanıp hop mikrofona vurdum. Kulağınızı patlattıysam kusura bakmayın. Aga bana şöyle güzel bir SMG ver. Of, tadından yenmez bak. Yakın temasla var ya, yok ettim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun rakipler. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk özelliğimiz göz özelliği. Ya bu karakteri bilenleriniz vardır, bilmeyenler için ben hemen şöyle çakayım. Bu göz özelliğini kullandığım zaman bakalım. Şu an etrafta biri yok arkadaşlar. Eğer göz alanın sınırı içerisinde birisi olsaydı, yani yakınımızda birisi olsaydı arkadaşlar, Wallhack gibi onları rahatlıkla görebilecektik. Duvar arkası olsun, işte binanın şu katında olsun, rahatlıkla görebilecektik. Bak mesela biri var abi şu an şurada. Bak Wallhack'i kullanacağım. Normalde direkt rushlardım ama sırf Wallhack'i görün diye rushlamıyorum. Bak mesela şu an kullandım. Bak abi gördün mü? Bu arada ayak izlerini de gösteriyor. Hani pasif özel gücü de ayak izlerini gösteriyor. Şimdi abi dur, yukarıda biri var. Mantıklı oynamam lazım. Kanka bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bak şimdi abi, ayak izlerini burada gösteriyor. Rakiplerin nereye gittiğini gösteriyor. Bu özelliği gerçekten çok güzel. Yani yakınlarda adam olduğunu anlayabiliyorsunuz. Zaten bizim takım halletti. Şöyle bir göz çakmak istiyorum abi. Bu taraflarda adam vardır. Ha. Bak mesela abi. Sen benimsin. Seni çaldırtmam. Gördüm seni. Harikasın. Ne var kanka onlarda? Bak abi, en sevdiğim ikili. Bu silah ikilisi bendeyse geçmiş olsun. Tüm rakiplere buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve ben başlıyorum abi, hazır olun. Şöyle bir göz çakalım abi. Aa! Arkamda biri var.
Helal. Gördüm seni Pikachu. Pikachu gel buraya. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda attığım en kötü spreyler bunun sebebi de arkadaşlar tablete alışamadım hala ya. Kanka öleceğim mi artık? Bak bir saattir seni öldürmek için uğraşıyorum. Arkadaşlar şöyle hemen size ultiden de bahsedeyim. Ultiyi atalım hatta. Bak abi dünya tersine döndü ve herkese rahatlıkla görebiliyorum ve normalden daha güçlüyüm arkadaşlar. Kanka seni... Oraya zehirli gaz attığı için canım. Çünkü şu an fightlardan hiçbir şey anlamadınız arkadaşlar. Ben detaylıca anlatacağım. Bu ilk fightları görmezden gelin. Çünkü ben de oynarken hiç zevk almadım. Kanka bir dur, kanka bir dur. Sen nereye gidiyorsun ha? Ultim açık, ultim. Bak ultiniz açıkken de klonların hangisi klon hangisi gerçek bunu da görebiliyorsunuz. Bloodhound karakteri Mirage karakterini tamamen etkisiz hale getiriyor. Yani takımınızda bir Bloodhound varsa, karşı tarafta da bir Mirage varsa çok rahat 1-0 öndesiniz dostlarım. Ne oluyor abi? Göz çakalım. Ha bu arada yanlış hatırlamıyorsam gözü baktığınız yere çakmanız lazım. Yani arkanızı falan görmüyor diye biliyorum. Aha gördüm seni. Sen benimsin, sen benimsin. Abi aldın mı herifi? Arkadaşlar ben takımdan ayrı oynamam lazım yoksa bu gidişte kill alamayacağım. Aslında karakteri anlatmam için ayrı oynamamda daha büyük fayda var. Hop ver onu bana. Şimdi dostlarım fightlardan bir şey anlamadıysanız ben tekrardan anlatayım sizlere. Bu karakterimizin pasif özel gücü yani kendiliğinden olan özel gücü ayak izlerini görüyor. 3 saniye önceki, 4 saniye önceki, 5 saniye önceki ayak izlerini görüyor. Rakip nerede abi? Ya bu ne demek oluyor? Yakınlarda adam demek var oluyor. Bu sizi bir adım önde kılar. İkinci olarak da göz özelliğimiz var. Kanka o benim, o benim, o benim. Vallahi kas atmayın delinirim ha. Lan. Gel lan buraya. Tamam yeterli. Bak abi görüyor musun? Burada ayak izini gösteriyor. Göz özelliğini gördünüz zaten arkadaşlar. Valley gibi sizi rakiplerinize rahatlıkla gösteriyor. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu az önce vurmadım mı? Allah Allah. Garip. Gerçekten garip. Ultimate'i de gördünüz arkadaşlar. Ultimate'te de 30 saniyeliğine dünya tersine dönüyor. Yani bu ne demek oluyor dostlarım? Sizde wallhack açık oluyor ve normalden daha güçlü oluyorsunuz. Yani hayvanileşiyorsunuz. Zaten ultinin adı av arkadaşlar. Rakiplerinizi rahatlıkla görüyorsunuz. Onun yanında hızlanıyorsunuz. Normalden daha hızlı koşmaya başlıyorsunuz ve daha güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Kısacası siz canavara dönüşüyorsunuz. Şimdi gelelim Bloodhound karakterini nasıl oynamalıyız? Hangi pozisyonlarda oynamalıyız? Arkadaşlar Bloodhound karakterini tamamen kendi zevkinize göre, kendi aklınıza göre. Ya bu
şampiyonlar aslında tamamen akıl oyunlarına dayanıyor. Yani aklınızı nasıl kullanırsanız. Aha. Bak şimdi abi. Gördün mü? Arkadaşlar millet kafayı yemiş. O değil de ben hala kill lideri olamadım, fark ettiniz mi? Lider katil değilim şu anda, çok garip. Hani 9 kill'den fazla bir kill alan şampiyon varsa şu anda gerçekten başarılıdır demektir bu. Abi arkadan silah sesi geliyor. Ha, bizimkiler sıkıyor. Nereye sıkıyor kanka? Sonar tespit edildi. Beni tespit etti. Lodump gördüm seni. Sen benimsin. Tamam. Arkadaşlarım var mı? Aa. Oo abi şu KNT'yi alayım mı? Normalde alırdım da arkadaşlar almayacağım çünkü şu an hiç oynama havamda değil. Mina sonar tespit edildi. Nereden tespit ettiler bizi? Oh! Abi ölmek istemiyorum. Abi ölmek istemiyorum. Dur abi dur. Topuk time. Bak abi hızlıyım, görüyor musun? Normalden daha hızlıyım. Şu an canım yok. Ultiyi canınız bittiği zaman da kullanabilirsiniz. Hallettiniz mi lan? Oo bizim takım halletmiş bile. Tüh, buradan kill alamadım ya, ona yanıyorum şu an. Ulti daha çok 1v4 atarken veya karşınızda çok fazla adam olduğunda kullanmanızı tavsiye ederim. Hani böyle bir kişi için, birkaç kişi için ve takım arkadaşlarınız yanınızdaysa kullanmanızı tavsiye etmem açıkçası. Ama tek başınızdaysanız ve karşınızda birden fazla oyuncu varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aslında Bloodhunt demek ne demek oluyor biliyor musunuz? Bloodhunt demek bir adım öndesin demek oluyor. Yani bir takımda gerçekten Bloodhunt varsa her zaman bir adım öndesin demektir. Çünkü abi Wallhack'in var, adamları görüyorsun. Onun dışında adamların nerede olduğunu, hani buradan kaç saniye önce geçtiğini de anlayabiliyorsun. Onun dışında da bir de ultisi çok güçlü. Neyse abi daha fazla konuşmuyorum şöyle. Aha. Abi maç bitti. Bir şey diyeceğim, bir şey değil mi? Şampiyon oyuncu bizden çıktı bu arada. Bakalım takım kaç kill aldı bu arada? Takım sağlam mı? Gerçekten ikisinin de ellerine sağlık. Toplamda 29 kill aldık ve bu maçı da birincilikle bitirdik. Tam anlamıyla anlatamadım. Fight'tan fight'a, savaştan savaşa geçtiğimiz için bazı yerlerde duraksamış olabilirim ama Bloodhunt karakterinin mantığı aslında çok basit. Videoyu detaylıca, dikkatlice izlerseniz zaten sizler de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Her neyse dostlarım, bu videoda bu kadardı. Aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açıp onu tüm yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.